Hakan Fidan ismi yani Türkiye'de son dönemde sıklıkla konuşulan bir isimdi. Belki hani Mustafa dedi ki MİT müsteşarlarının siyasete girmesini de hani bilmiyoruz, bu ilktir. Aslına bakarsanız Hakan Fidan'ın ortaya koymuş olduğu MİT müsteşarlığı da bir ilktir. Yani o profil olarak bir ilktir. Çünkü bunun birkaç tane anlamı vardı. Yani tarihsel olarak Türkiye'deki AK Parti döneminde iddialı bir dış politikanın yürütüldüğü ve etrafındaki komşu ülkelerde ciddi güvenlik sorunlarının ortaya çıktığı bir dönemde MİT'e yeni misyonlar üstlendi. Bu çerçevede MİT bir tür bölgeselleşti, hatta belki küreselleşti. Bu değişimin gerçekleştiği zaman MİT'in başında olan kişi Hakan Fidan'dı. Kendisinin dış politika deneyiminden de yola çıkarak bu tür görevler üstlendiğini görüyoruz. Bir diğeri tabii Türkiye'deki bu paralel yapı ve çözüm süreci. Yani bir tarafı bir güvenlik meselesi olarak ortaya çıkan 17-25 Aralık darbe teşebbüsüyle ortaya çıkan bir yapıyla mücadele etmek. Öbür taraftan da çözüm sürecini başlatarak, işte önce kazaya uğradı, sonra tekrar bir daha başladı. Bunu devam ettiriyor olmak. Şimdi bu kadar çok şeyin etrafında isminin geçen, bu işlerin içerisinde olan bir ismin siyasete giriyor olması, ortalama bir MİT müsteşarının bürokrat olarak siyasete giriyor olmasından bence farklı yani. Önce bunu bir kere koymak lazım. İkincisi tabii bu, hani insanların kendi hayatlarında verdikleri kararlar vardır. Anlaşılan o ki Hakan Bey siyasete girme konusunda ısrarcı olmuş. Yani hani Cumhurbaşkanı'nın bunu çok fazla arzu etmediği, Başbakan'ın daha sıcak baktığı ama kendisinin böyle bir kararda bulunduğu görülüyor. Bu doğrusu insanların kendi hikayeleriyle, öyküleriyle de alakalı bir şeydir. Yani bir şeyin zamanı geldiğinde insanlar bu tercihleri yaparlar ve görünen o ki buna da saygı duyulur. Yani ve bu çerçevede kendisi görevinden ayrılmış. Tabii bence önemli olan başka bir boyut bu üç dönemlikler meselesi. Yani AK Parti'de hangi bürokratlar siyasete girmeli konusu konuşuluyor. Biliyorsunuz Başbakan Davutoğlu'nun bürokratların, çok sayıda bürokratın istifa ederek siyasete girmesine sıcak bakmadığı yazıldı, çizildi. Ama bir taraftan da üç dönemlik olan milletvekillerinin, bakanlık yapmış çok sayıda önemli ismin dışarıda kalacak olması, parlamento dışında kalacak olması, orada bir ciddi know-how'a ihtiyaç da hissediliyor. Yani böyle baktığımızda Hakan Fidan aslında hem bu daha etkili hale gelmiş olan MİT sayesinde hem de dışişleri geçmişiyle birlikte bir güvenlik ve dışişleri bağlamında bir bilgiyi de, bir tecrübeyi de parlamentoya taşımış olacak. Eğer hani kendisine bakanlık görevi verilmiş olursa da bakanlığa bunu taşımış olacak. Dolayısıyla hani bu birikimin parlamento içerisine çekilmiş olması da bence hani şahsından ayrı olarak da değerlendirilmesi gereken bir meseledir. Tabii şimdi esas kritik mesele şu: paralel yapı ve çözüm süreci meselesi tavsar mı? Yani kendisinin hani MİT'te olmaması sebebiyle. Bir kere şunu ortaya koymak lazım. Yani bu mesele sadece MİT'in meselesi olarak görülürse, bir kere paralel yapı ve çözüm sürecinin kendisinin de yürümesinde bence sorun var. Çünkü paralel yapıyla mücadele meselesi, işte MGK'nın kararı, artık bir devlet meselesi haline geldi. Devletin bütün kurumları, eğer yapılacaksa bütün devletin kurumlarının yapması lazım. Aksi takdirde MİT'i çok büyütmüş olursunuz, MİT'i çok şişirmiş olursunuz. Bu da bir demokratik devlette MİT'i çok fazla büyüterek antidemokratik bir pozisyona getirebilir, tartışmalı bir konuma getirebilir. Dolayısıyla yani konuların ilgili kurumlar tarafından iyi bir şekilde koordine edebileceği, sistemin kendi içinde konsolide edebileceği bir yapıyla ele alınmasını da gerektirir bu. Yani mesele kişilerden öte bir konumda ele alınmalı. Nasıl başkanlık sistemini Erdoğan'la birlikte sadece tartışmalı diyorsak, MİT'in konumunu da aslında sadece Hakan Fidan'la beraber konuşmamak lazım. Yani MİT'in bölgeselleşmesi, küresel bir boyut içermiş olması çok önemli. Daha kendisini muhkem hale getirmiş olması. Fakat yine de bunu demokratik düzen içerisinde aşırı şişmeyle, etkilenmeyle yapmamak lazım. Dolayısıyla bu da belki hani bu anlamda bir şey de oluşturur ve dolayısıyla hem çözüm sürecini hem paralel yapıyı meselelerini yürütecek olan kabine içerisinde, sivil siyasetin içerisindeki ve parlamento içerisindeki inisiyatiflerin öne geçebileceği bir fırsatı da yaratmış olabilir diye düşünüyorum.